Yayını açarken bahsettiğimiz özel röportaja sıra geliyor artık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın birazdan Miray Aktağ Uluç'un sorularını cevaplayacak. Bülteni kapatıyoruz, ekranı özel röportaja açıyoruz. Siyasi partilerde yerel seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise aday adaylarıyla sık sık gündeme geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın CHP Genel Merkezi'nde konuğumuz. Kendisine partisinin hazırlıklarıyla ilgili soruları soracağız. Efendim teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şu sıralarda herhalde bir il başkanları toplantısı devam ediyor. O toplantıda öncelikle neler görüşülüyor onu soralım. Tabii Türkiye'nin 81 ilinin İl başkanlarını, milletvekillerini, PM üyelerini ve denetmenlerini toplantıya çağırıyoruz. Buraya gelmeden evvel hem ilçe örgütlerinin görüşlerini alıyorlar hem de halkın, demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini alıyorlar. Şu anda yaptığımız şey nerede, hangi noktada, hangi yöntemle belediye başkan adayımızı seçeceğimizi, belediye meclis ve ilgilenen meclis üyelerimizi seçeceğimizi saptamak. Yani kısaca CHP bütün takımıyla ve kadrosuyla beraber yöntem çalışması yapıyor. Bu şu açıdan önemlidir. Ankara'da masa başında oturup da Türkiye'de 1396 noktanın her birinde ne yapacağımıza karar vermiyoruz. Defalarca oralara gittik. Coğrafyayı çok iyi biliyoruz. Ben hep söylerim yani Bursa'nın Mudanya'sından Ardahan'ın Posofu'na kadar aktörlerle, iktisadi ve sosyal yapıyla haşır neşir olduk. Ancak buradan bir şeyi kararlaştırıp uygulamanın doğru olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hep beraber ortak aklı çalıştırarak demokratik yöntemleri kullanarak yöntem seçiyoruz. Bu çalışma en az aday tespiti kadar önemlidir. Çünkü eğer doğru yöntemi elde edemezseniz doğru adaya ulaşmanız çok zordur. Dolayısıyla bugün yapılan odur. Bilgisini de vereyim. Bugün öğlene kadar Ankara çalışması sürüyor. Bitmek üzere Ankara. Öğleden sonra İzmir yapacağız. Yarın İstanbul yapılacak ve pazar günü de parti meclisi toplantısı olacak. Böylece PM gerçekleştiği zaman bizim üzerinde illerimizin mazeretleri nedeniyle çalışamadığımız yalnızca Ordu, Tekirdağ ve Şırnak kalmış olacak. Başka bir deyişle Cumhuriyet Halk Partisi Eylül'ün ortası olmadan 81 ilinde hangi yöntemle ve nasıl seçim yapacağını kararlaştırmış bulunuyor. Bunun zahmetli ama seçim başarısı açısından son derece önemli bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim. Evet. Efendim seçim yöntemleriyle ilgili sorularım olacak ama önce merak edilen bir başka soruyu sormak istiyorum. İstanbul adayı olarak Mustafa Sarıgül telaffuz ediliyor ve başka bir isim de telaffuz edilmiyor. Mustafa Sarıgül CHP'nin adayı olacak mı? Başka isimler telaffuz edildi ve ediliyor. Önce onu belki söylemekte fayda var. Biliyorsunuz genel başkanımız aşağı yukarı bir 4-5 gün evvel Sayın Mustafa Sarıgül'e yönelik bir çağrı yaptı ve hatta kendi sözleriyle bekleriz onur duyarız dedi. Ancak aşılması gereken süreçlerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir af sürecinin parti meclisinden geçirilmesi ve karara konu edilmesi lazım. Ve arkasından da belirli süreçlerin, prosedürlerin izlenmesi gerekiyor. Karşılıklı iradelerde sorun olmadığı sürece bu süreç yürüyebilir diye bakıyoruz. Ancak 90 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yerde hiçbir sıkışma içerisinde olmadığını da ayrıca ifade etmek isterim. Peki pazar günü yapılacak parti meclisine Sarıgül ile ilgili bir af konusu gelir mi? Şimdi bugün Cuma. Siyasette 24 saat çok uzun süredir ancak bugün itibarıyla böyle bir gelişmenin bu parti meclisi için söz konusu olmayacağını bugün için söyleyebilirim. Karşılıklı olarak bir sıkıntı olmazsa süreç yürür gibi bir ifadeniz oldu. Böyle bir sıkıntı var mı? Bakın yok böyle bir sıkıntı. Çünkü hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hem de Mustafa Sarıgül, Sayın Sarıgül bu sürece olumlu baktıklarını defalarca dile getirdiler. Belirli konuşmalar, belirli görüşmeler var. Herhangi bir sıkıntı da yok. Ancak zaman var. Her zaman söylüyorum. Siyasette ani gelişmeler olabilir. Dolayısıyla ihtiyatlı olmak, süreci iyi yönetmek, partinin ve ülkenin üstün çıkarı için çalışmak son derece önemli ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Genel başkanlığı veya sizinle Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde öngörülen bir görüşmesi var mı?
Öngörülen bir görüşme yok. Ancak devam ediyor çalışmalar, planlamalar. Bu sürece ilişkin karşılıklı görüş alışverişi sürdürülüyor. Önümüzdeki dönemde yaşarız, hep beraber görürüz. Efendim, Ankara adayınız da merak ediliyor ve milletvekilleri arasından da Ankara aday adaylığı konusunda başvurularını yapan isimler var. Evet. Öncelikle milletvekillerine şans verilecek mi? Şimdi bugün gazetelerde de var. Dün de bana bilgi verdi. Ankara milletvekilimiz Sayın Aylin Nazlı Akan'ın başvurusu var. Ayaş Belediye Başkanımız Sayın Ali Başkaraç'ın başvurusu var. İsimleri geçmemekle beraber bizimle görüşen ve niyet beyanlarını açıkça ortaya koyan çok sayıda arkadaşımız var. Bu insanların tümü, bütün içtenliğimle söylüyorum ki Ankara'yı bugün olduğundan çok daha iyi yönetebilme kapasitesine sahiptirler. Özetle ifade etmek gerekirse, Sayın Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakalı 20 yıl geçmiştir. 20 yıldır aynı kişi tarafından Ankara yönetilmektedir ve hala bir metro açamayan bu arkadaş Ankara'nın ödeyemediği borçlarını Murat Karayalçın'dan devraldığı efendim viyadük borcu olarak tanımlayabilmektedir. İşte Eskişehir yolu üzerinde yapılan ama bir süre sonra yıkılan, hala enkazı kaldırılamayan demir kafes hikayesi orta yerdedir. Doğalgaz faturaları, ulaşımdaki sorunlar ortadadır. Toparlamak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Ankara'sı, İstanbul'u, İzmir'i de dahil olmak üzere bütün büyükşehir il ve ilçelerde çok dikkatli bir çalışma yürütüyor. Kapanmamış beldelerde de. Milletvekilleri sorunuzu net yanıtlayalım. Genel Başkanımızın ağzından ifade ettik. Milletvekillerimiz il ve büyükşehir belediye başkanlığına adayı olabilirler. Ve biz onları oralar için vazgeçilmez çok önemli siyasi portreler olarak görürsek, ki bunu nasıl göreceğiz? Bunu bilimsel yöntemleri kullanarak göreceğiz. Anketlerimizi, kamuoyu yoklamalarımızı yaparak göreceğiz. Bu çerçeve içerisinde adaylaştırılmaları söz konusu olabilir. Bir şeyin altını çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bulunuyoruz. Ben de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Hem ben hem genel başkanımız hem de diğer yöneticilerimiz buraya gelip bizle temas etmek isteyen aday adaylarına hep şunu söylüyoruz. Buyurun, hoş geldiniz, sizi dinleyelim. Ama bilin ki aday adaylığı sürecinde burada vakit geçirmek yerine alanlarınızda halkla beraber vakit geçirmeniz sizin için çok daha fazla yararlı olacaktır. Çünkü biz halkta karşılığı olanları arıyoruz. Onları da mutlaka bulacağız. İzmir ve Eskişehir'de mevcut isimlerle devam edileceği yönünde söylentiler var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarıdır. Arkadaşlarımızın başarıları ve siyasi ahlakları konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Dolayısıyla en önemli aday potansiyellerinin kendilerinde olduğunu ifade etmek gerekir. Şunu unutmamak lazım. Aday kesinleştirilmesi Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvimde partinin yetkili organlarının yapacağı başvuruyla sonuçlanacaktır ve kesinleşecektir. Dolayısıyla bugün biz arkadaşlarımızı, başkanlarımızı son derece başarılı buluyoruz ve onlarla beraber çalışmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunu da her yerde ifade ediyoruz. Efendim, son bir sorum da şu olacak. Mersin, Aydın gibi kentlerde ve siz diğer kentleri de söylediniz. Aday belirleme yöntemlerinin aslında büyük oranda belli olduğu söyleniyor. Büyük kentlerde genel merkezin belirlemesi, diğer kentlerde de ön seçim yapılması gündeme gelebilir. Hangi kentlerde ön seçim olacak? Şimdi biz böyle bir genelleme hiç yapmadık. En başından beri şunu söylüyoruz. Tüzüğümüz bize yöntemler konusunda yol gösteriyor. Nedir bu yöntemler? Merkez yoklaması yapabilirsin, ön seçim yapabilirsin, aday yoklaması yapabilirsin diyor. Biz parti meclisinden bu alanda MYK olarak ilave çalışmalar yapmak konusunda yetki aldık. Bunlardan bir kısmı örneğin anket, kamuoyu çalışmalarıdır. Bir kısmı üye bazında eğilim yoklamasıdır. Altını çizelim. Konuyla doğrudan ilgili olmayanların karıştırdığı bir alandır bu. Ön seçim yapacaksak, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı tarihte olacak ve bu 9 Şubat olacak. 9 Şubat tarihinden sonra
yeterli zamanı bulup adayların çalışmalarını tamamlayabilmeleri mümkün değildir. Ön seçim dediğiniz nedir? Sandığı koyarsınız. Başına da bir hakim gelir. Hakim gözetiminde seçim yapılır ve sonuçlarına uyulur. Biz eğilim yoklaması diyoruz bunun adına. Eksik olan hakim olacak. Hakim olmayacak ama parti yöneticileri, milletvekili, PM üyesi, genel başkan yardımcısı, il başkanı, ilçe başkanı olacak. Sandığı kuracağız ve o sandıktan ne çıkarsa, saat 17 oldu mu o sandıkları açacağız ve ne çıkarsa onun sonucuna da uyacağız. İfade etmek gerekirse 1396 noktada seçime gireceğiz. 14 milyon nüfuslu İstanbul'da da seçime gireceğiz. 2000 nüfuslu Aksaray'ın bir beldesinde de seçime gireceğiz. Bunların tamamında aynı yöntemin uygulanması doğru sonuç verir diyen arkadaşlarımız Türkiye'yi ve Türkiye'nin varyasyonlarını bilmiyorlardır. Merkez yoklaması yapacağımız yerde olacak. Eğilim yoklaması yapacağımız yerde olacak. Ön seçim yapacağımız yerde olacak. Anketle belirleyeceğimiz yerde olacak. Efendim teşekkür ederiz biz ayırdığınız vakit için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın sorularımızı yanıtladı ve çok merak edilen bir konu Sarıgül. Sarıgül'le görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu yönde ilerlediğini de ifade etti.